İzmir'in Karşıyaka ilçesinde fare tarafından ısırılan yaşlı kadın hastanelik olurken farenin kadını ısırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırımda oturan Cennet Sarı, arkasında gezinen ve kendisine temas eden hayvanı uzaklaştırmak için elini arkasına doğru götürdü. Bu sırada uzaklaştırmak istediği hayvan tarafından parmağı ısırıldı. Can havliyle bulunduğu yerden ayağa kalkan ve kendisini ısıran canlının fare olduğunu görerek paniğe kapılan Sarı, elindeki bastonla fareye vurmaya başladı. Fare bir süre sonra kaçarak uzaklaşırken Sarı'nın fare tarafından ısırıldığı ve yaşadığı panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabahleyin çıktım 9'da kızlarla, ben elim kırık, tek elimde baston. Tek elimde kolluk vardı, çıkarttılar. Bir tek elimle bir şey yapamıyorum. Yoruldum, bilim ağrıyor. Kapının önüne geldim, oturdum. Onu sizin oturduğunuzda kalmadı. Fare de yok, bir şey de yok. Nereden geldi ki? Sırtımda, oturduğum yerde sırtıma bir şey dokandı. Ben kedi zannettim. Şöyle gittir, bak, kedi diye gittireyim diye zaten partadan elimi ısırdı. Oy, vardım, kalktım. Fare. Hemen tek elimle, baskonla onu vura 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 kaçtı, arabanın altına girdi ama bu kocaman kedi gibi. Kanı zor durdurduk sabahleyin. Şapır şapır betonu kan aktı. Hastaneye gittiniz. Ne yaptılar hastanede? Gittiler, tatanoz aşısı yaptılar. Korkma, bir şey olmaz dediler ya. Şimdi de kolum sızılıyor, ağrımaya başladı. Bu yana kolum iğne yaptılar ya. Hem de nasıl oğlum, kaynıyor fare bura, fare yatağı. Peki. Diş geçirdi buna diş. Çürüdü, görmüyor. Balkonda çamaşır asarken karşıdan Cennet ablayı gördüm. Nasılsın dedim. Bir iki saniye sohbet ettikten sonra içeri girdim. İçeri girmem akabinde 3 saniye geçmedi, Cennet ablanın bana seslendiğini duydum, bağırıyordu. Tekrar arkamı döndüm, baktığımda Cennet ablanın elinden kanlar akıyordu. Ayşe, Ayşe beni fare ısırdı diye bağırdı. Ben de hemen kızını aradım. Mahallemize fareleri, evet, geceleri görüyoruz. Sırf orada değil, caddede de görüyoruz mahallemizi. Buna bir an önce bir çare bulunmasını istiyoruz. Yani 70 yaşında bir kadının fare tarafına ısırılması pek hoş bir şey değil yani.